Şimdi yani görünen köye kral istemiyor. Mazot uçtu. Perişan. Şu an esnaf perişan. Esnaf ne yapacağını şu anda bilmiyor. Esnaf diyor ki biz para kazanma peşinde değiliz. Yeter ki zarar etmeyelim. Sadece ve sadece zarar etmeyelim diye gidip geliyorlar. Mazot uçtu. Yolcuya gelince biz ileri tarihlere rezervasyon dahi yapamıyoruz, korkuyoruz. Ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Şimdi bugün fiyat 600 lira misal buradan Diyarbakır'a 600 lira öyle mi? Yarın mazot ne olacak? 30'dan 35 mi olacak? 40 mı olacak? O yüzden biz ileri tarihlere, yolculara fiyat da veremiyoruz. Rezervasyon dahi yapamıyoruz. Bir arabanın git gel masrafı Diyarbakır'a bugün 24-25 milyar civarıdır. Bugün araba dolu gitse 24 milyar. Bak kaptan arkadaşımız da orada. Bak 24 milyar git gel. Dolu gitse, dolu gelse bu araba ne bırakacak? Türkiye'de bir kere sosyal bir barışın sağlanması lazım. Ne anlatabiliyor muyum? Anlayanlar. Oraya asker gönderiyoruz masraf, buraya asker gönderiyoruz masraf, oraya bomba salıyoruz masraf, oraya kurşun sıkıyoruz masraf. Bunlar kimin cebinden çıkıyor? Vatandaşın cebinden çıkıyor. Benim senin cebinden çıkıyor. E ne oluyor haliler? Fuzuli masrafa para gidince bu yük benim senin sırtına, vatandaşın sırtına biniyor. Mesele bu. İlk defa böyle şeyle karşılaşıyoruz. Bundan geçen sene 70 liraya Ankara kesiyorduk. Geçen sene şu an 300 liraya kesiyoruz. Mazot 5000 6000 iken şimdi 30 küsur. Şimdi mazot yerinde durmuyor. Şimdi yolcuya her gün bir fiyat söylüyoruz. 250 diyoruz. 2 gün sonra zam geliyor. Yolcu geliyor diyoruz 300 oldu. Yolcuyla burada tartışma yapıyoruz. Yolcu da haklı. Ama biz de haklıyız. Şimdi firmalar zor durumda. Dur demeleri lazım yani. Hani kimse buna dur diyemiyor. Yani benim Siirt Petrol Diyarbakır'a, Siirt'e 1750 kilometre 30 bin lira mazot yakıyor. Bunun 3 tane şoförü var. 2 tane mavini var. Yolda ikramı var. Bu arabalar hani çıkış paraları artık kurtarmıyor. 30 lira mazot alıyorsun. 30 bin lira mazot yakıyorsun. 30 bin lira. 4 haneli bir aile Diyarbakır'a gittiğini düşün. 650'den 2600. 2600 de geliş 5200. Asgari ücret kurtarmıyor. Şu an asgari ücret 4250 mi? 4,5 mu? 4350. Sadece gidiş geliş 5,5. Yani bunun yolda yeme içmesi asgari ücretli bir vatandaşımız memleketine gidemeyecek hale geldi. Yazık günah yani. Normal yaşantımız şu an kabusa döndü. Biletimi keserken bazı zorluklar yaşadım. Şöyle ki, önceki direkt uçak bulmakta zaten bir zorluk yaşadım. Direkt olmayan uçuşlarda 1700-1800 lira gibi fiyatlardaydı. Benim bütçemi aşıyordu. Buna otobüse yönelmek zorunda kaldım. Otobüs biletlerine baktığım zaman da bu sefer hiçbir yerde bilet bulamadım. Yani direkt bilet bulmaya çalıştım. Bu sefer de yine bilet bulamadım. Artık biletler çok pahalıydı. Ben de mecburen Erzurum aktarmalı olarak memleketime gitmek zorunda kalıyorum. Şu anda önce Erzurum'a gideceğim. Sonra Erzurum'da 1,5 saat bekleme süresi yapacağım. Oradan sonra 3 saat sonra Ardahan'a gideceğim. Toplam 26 saat yol gitmiş olacağım. Biletim ortamı olarak 630 TL'ye kestim. Önce şöyle söyleyeyim. Şubat ayında buraya bir daha geri dönüş yaptım. Uçakla geldim. 600 liraya uçak bileti aldım. Öyle söyleyeyim. Şu anda otobüs biletimi 630 liraya kestim. Şantide çalışıyorum. Yok Şanlıurfa'ya gidiyorum. Vallahi Şanlıurfa 550 TL verdim. Vallahi bu şartlar altında bayağı zorlanıyoruz. Bayağı zorlanıyoruz işte. İşte o kadar şey gidiyor. Yolda bir yemek yiyorsun. 50 lira, 100 lira. Eskiden öyle değildi. Bayağı zorluk çektiğimiz doğru. Annem hasta şu an. Acilen memlekete gitmem lazım. İşte dayanmıyor. Orada mesela eskiden 2 gün öyle çalışıyordum, bir yol parası çıkıyordu. Şimdi 6-10 gün arası. Öyle çalışıp öyle gidip geliyorum. Bileti 600 TL aldım. Mesela bundan 2-3 ay önce 3 ay önce evet. 3-4 ay önce ben 270'e almıştım bileti. Yani 2-3 ay içinde 3 kat fiyat, yaklaşık 3 kat artması çok kötü etkiledi bizi yani. Biz sonuçta öğrenciyiz. Bizim başka bir gelirimiz yok. Hemşirelik de zor bir meslek. Staj görüyoruz, hastaneye falan gidiyoruz.
çalışma fırsatımız da olmuyor. Ayrı bir çalışma fırsatımız da olmuyor. Dersler de çok zor. Bundan dolayı işte kötü etkileniyoruz. Yani hiç iyiye gitmiyor bu durum. 450 aldık da aynen. Sonuç olarak mesela 850 lira burs parası var. Bir gidiş dönüş bilet etmiyor. 900 lira ediyor toplam. Evet. Yani devletin verdiği burs parasıyla memleketine gidip dönemiyorsun bir ayda. Ek çalışma derslere zaman ayıramıyorsun. Başka yerlerde çalışıyorsun mecburen öğrenci olarak. Evet. Çoğu mesela arkadaşım yurtta kalıyor, memleketine gitmiyor. Çünkü 1000 liraya Iğdır'a gidiyor arkadaş. Gidemiyor. Aslında bileti en uygun fiyatına sağlayabilirim diye bir hafta öncesinden bakmaya başlıyorum. Yani bir ben değil, bütün arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım öyle yapıyor. Çünkü kısa sürede çok farklı oynamalar oluyor. Yani bunun tabii en büyük etkisi de dövizin ve mazot fiyatlarının sürekli oynaması, düzenli olarak artması tabii ki. Ama aldım bileti, çok zorlanmadım bileti alırken. 200-250'ye aldım. Yani ben 3-4 ay önce geldim. Rahat 90-100 lira falan, 100 lira 90 lira arasında bir şey aldım. Başta tabii ki de ya dövizin, bizim Türk liramızın değer kaybı ve mazotun yükselmesi. Yani bunun da herkes farkında tabii ki. Ama buna tedbir olarak devletimiz belki aldığı önlemler bence bizce yeterli mi bilmiyorum. Yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. Yani yeterli olsa bu sürekli 2-3 ay bazında bu kadar değişimler olmaz yani.